Medikana Bursa Hastanesi Olay Sağlık Programı'nı sunar. Olay televizyon ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Olay Sağlık programımızla yeniden karşınızdayız. Bugün toplumda sık rastlanan göz rahatsızlıklarının tedavi yöntemini konuşacağız. Bu tedavi yöntemi Excimer lazer. Excimer lazer nedir? Hangi durumlarda uygulanır ve nasıl uygulanır? Bunun uzmanımızla birlikte yanıtlayacağız soruları. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı operatör doktor Adnan İpçioğlu bizlerle birlikte. Pardon. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Çok mersi Gözde Hanım. Sağ olun. Evet hocam, şimdi direkt Excimer lazer nedir? Bunun tanımıyla başlayalım isterseniz. Buyurunuz. Şimdi göz hastalıklarında teknolojinin gelişmesiyle birlikte gözdeki teknolojinin kullanımı da hızla yaygınlaşmakta. Hatta tıbbın içindeki konularda en çok teknolojiyi kullanan bölümlerden, branşlarından en önde gelenidir göz branşı. Bizde de lazer aslında çok gündemde bir konu. Her konuda işte lazer yapılıyor. İşte lazerin girmedi artık branş dalı kalmadı. Bizim de gözde kullandığımız birçok lazer çeşidi var. Bu lazerlerin içerisinde de aslında en popüler olanı ya da halk tarafından en çok bilineni de Excimer lazer. Hı hı. Şimdi Excimer lazer dediğimiz bir yani bu çeşit lazerlerle gözün üzerinde bazı işlemler yapabiliyoruz. Bu Excimer lazerin etkisi tamamen dokuya uyguladığınız zaman ne kadar uyguluyorsanız o uygulamayla birlikte oradaki dokuyu şekillendirebiliyorsunuz. Yeniden onu tıraşlayabiliyorsunuz. Yeni bir şekil verebiliyorsunuz. Gözümüzdeki de en önemli organlardan bir tanesi kornea dediğimiz gözümüzün camsı tabakası ve bu camsı tabakaya lazer uyguladığımız zaman eğer o camsı tabakada miyop ya da hipermetrop, astigmat gibi dediğimiz rahatsızlıklar varsa bu rahatsızlıklara yönelik tedavilerle bu gözdeki rahatsızlıkları ortadan kaldırabiliyoruz. O yüzden de gözlük kullanımını ortadan kaldıran bir tedavi olduğu için işte gözlük kullanımı ve kontak lens tedavisine çok popüler bir lazer tedavi yöntemi diyelim. Hangi rahatsızlıkları içeriyor hocam bu lazer uygulaması? Şimdi lazerleri daha çok bizim gözlük kullanmak, gözlük ya da kontak lens kullanmamızı gerektiren refraktif kusurlar dediğimiz miyop hastalığında, astigmat hastalığında ve hipermetrop hastalığında kullanabiliyoruz bu tür lazerleri. Yani sonuç olarak gözlük kullanmayı gerektiren hangi rahatsızlık varsa onların tedavisinde Excimer lazer kullanabiliyoruz. Şimdi tabii her rahatsızlıkta daha farklı şekillerde kullanmış olmamıza rağmen en çok miyop hastalıklarında bunu kullanıyoruz ve çünkü toplumdaki görülme sıklığı değişik toplumlarda farklı olmasına rağmen ülkemizde yaklaşık %15 ila %20 popülasyonun %15-20'sinde bir göz rahatsızlığı var. Ve bu göz rahatsızlığı gündelik aktivitemizi, gündelik hayatımızı bir yerde kısıtlıyor. Bu kısıtlamadan kurtulmak için artık gözümüzün gözlüğe ya da kontak lense bağımlı kalmadan görebilmesi için bunu biz Excimer lazerle düzeltebiliyoruz sonuç olarak. Hocam miyop dedik. Bunu kısaca bir tanımlayalım mı? Yine de üstünden geçelim bu rahatsızlıkların. Şimdi miyop rahatsızlığımız işte miyop, hipermetrop ya da astigmat ya da presbiyop dediğimiz böyle 4 tane esas ana refraktif problemimiz var. Bunlar da miyop hastalar. Uzağa göremeyenler. Hı hı. Yani gözümüzün kendi gücü çok fazla. Refraktif gücü dediğimiz dioptrisi ya da işte gözlükten derece olarak bahsederseniz gözün kendi derece kuvveti fazla olduğu için daha çok yakını görmemizi, yakını iyi görürüz. Uzağı iyi göremeyiz. Hipermetrop dediğimiz zaman aslında yakını görememe gibi anlaşılır ama değişik yaşlarda bunlar farklıdır. Mesela 10 yaşındaki 2000 numara bir hipermetrop uzağı da yakını da çok iyi görürken artık gözümüzün içerisindeki uyum mekanizması dediğimiz yakını görmemizi sağlayan gözümüzün kendi merceğinin yaşla birlikte elastikiyetinin kaybolması
ve artık yakını adaptasyon yapamamasından dolayı belli, yani gençken görebildiğimiz uzak ve yakını artık belli bir yaştan sonra görememeye de başlarız. Bu da hipermetrop diyoruz. Hipermetroplar daha çok yakını göremezler, uzağı iyi görebilmelerine rağmen. Bir de astigmat dediğimiz bir konu var ki, astigmatı anlatmak biraz daha zor sanki. Hem uzakta hem yakında, hı hı, kişinin görmesini engeller. Çünkü gözümüzün yüzeyindeki belli bölgelerdeki kırma kusurları farklıdır. Bir bölgede fazla, bir bölgede az olduğu için, yani birbirinden dengesiz bir kırma kusuru anlamına gelir aslında. Astigmatizma da yine lazerle tedavi edebileceğimiz kırma kusurlarından bir tanesidir. Yani daha çok bu üç tanesini. Bir de presbiyop dediğimiz bir olay var ki, presbiyopi 40 yaşından sonra, biraz önce anlattığım gözün içerisindeki merceğin artık yakına odak yapamamasından, yani yakına uyum sağlayamamasından kaynaklanan bir problemimizdir ki, bunu da yakın gözlüğüyle problemini çözebiliyoruz. Yine Excimer lazerle, değişik yöntemlerle bu yakın görme problemini de ortadan kaldırabiliriz. Tedavi yöntemine geleceğiz ama öncesinde bu hastalık dereceleri lazere ihtiyaç duyma açısından soruyorum. İsteğe bağlı mı gerçekleşir, yoksa belli bir düzeyden sonra olması gerektiği için mi yapılır hocam? Aslında yani refraktif kusurları derecelendirmek gerekir. Yani nasıl? 0-25 de bir miyoptur, 1 numarada miyoptur, 3 numarada bir miyoptur. Ama bir 18 numarada, 20 numarada bir miyoptur. Yani buradaki skala çok geniştir. O yüzden de kimisine göre gözlük biraz kozmetik bir problemdir, kimisine göre bir görme problemidir. Bunu derecelendirdiğimiz zaman genellikle miyop hastalarında 1 numaraya kadar ya da 1,5 numaraya kadar çok fazla talep görmez. Ya da işte ne bileyim, insanlar bunu çok rahatlıkla gözlüksüz de halledebildikleri için bir kısmını, biz de zaten 1,5 numaradan sonra daha çok, ya da 1,25'ten sonra artık lazer yapabilir duruma gelebiliriz. Çünkü 1,25 bir kişi 1 metreden sonrakini artık buğulu görmeye başlar. Gözlük kullanma ihtiyacı daha yoğundur, daha gereklidir. Bir numaraya kadar olduğunda belki gözlük kullanmadan da ya da kontak lens kullanmadan da günlük yaşantınızı devam ettirebilirsiniz. Ama bunun üzerindeki derecelerde artık sizi kısıtlamaya başlar ve gözlük ya da kontak lensi kullanmanız gereklidir. O yüzden kişiler, insanlar ister gözlük kullanmaya ihtiyacı olanlar, o yüzden ihtiyaç duyarlar. Ve biraz önce sorduğunuz gibi, hekimler önermez aslında Excimer lazer ya da gözlükten kurtulmayı. Bu kişisel bir problemdir. Yani eğer insan isterse, derse ki ben bundan kurtulmak istiyorum, seçenekler ne var? Yani gözünde bir görme kusuru var. Bu görme kusurunu gözlükle de giderebilirsiniz. Ya da işte kontak lensli, kozmetik bir problem varsa onunla ilgili kontak lens takabilir. Ya da ben bundan gözlük ya da kontak lensi tamamen istemiyorum diyeyim, kullanabilir. Yani Excimer lazer seçeneğini kullanabilir. Tabii bunun dışında bazı meslekler var ki gözlük ya da kontak lens kullanmayı zorlaştıran meslekler vardır. Ne bileyim, işte bir yüzücünün devamlı bir kontak lens ya da gözlük kullanması biraz zordur. Ne bileyim, işte çok ağır şartlarda çalışan insanların, işte bir madencinin ya da bir çok sıcakta çalışan insanların, çünkü gözlük burada bir engel teşkil eder. Yani sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama geldiğinizde buğulanması ya da işte nasıl diyeyim, eğilmeniz, kalkmanız, yani günlük aktivitelerinizi kısıtlayan bir şey olduğu için aslında bir yerde kozmetik problemden artık gündelik sağlık problemi haline geldiği için bunu biz Excimer lazerle çok rahatlıkla düzeltebiliriz. Tabii şimdi bunu düzeltebiliriz derken, bu dereceleri, bu gözlük kusurunu ortadan kaldırabiliriz. Bunun da tabii şeyleri var, bir standartlarımız var. O standartlara göre yine uygulamak gerekir, kişinin isteğine göre. Nedir hocam o standartlar? Şimdi bir, dediğim gibi, yani kişinin isteği, artık bu gözlükten kurtulmak istediğinde tabii bunun ciddi kriterleri var. Çok ciddi güvenlik kriterlerinden geçtikten sonra ancak
uygulayabileceğimiz bir yöntemdir. Yani herkese uyguladığımız işte çok rahatlıkla uygulayabileceğimiz bir yöntemdir ama herkese uyguladığımız bir yöntem değildir. İlk önce hastanın bir gözünün tam olarak bir muayene edilmesi gerekir. Muayene edildiğinde biz refraktif kusur dediğimiz bu kırma kusurunu tespit ederiz ve bunun bir derecesi. Yani tabii belli bir derecenin üzerinde yaptığımız için bir derecenin üzerinde olması gerekir. Genellikle bir dioptriden sonra ya da 1,5 dioptriden sonra biz egzamin lazer yapmaya başlarız. Evet. Ve yaklaşık rutinde 8 dioptriye kadar, 8 numaraya kadar hatta bazı durumlarda bir 10 dioptriye kadar da çıkabilmekteyiz. Ve egzamin lazerle birincisi bir skalayı tedavi edebiliriz. Hastanın gözü 10 numaradan fazlaysa o zaman farklı seçenekler gündeme gelir. Ya da işte 1 numaradan yani 1 numara veya daha altındaysa o zaman egzamin lazer seçeneğini zaten ekart etmiş oluruz bu şekilde. Birincisi numaranız. İkincisi egzamin lazer dediğimiz şey gözün gelişimiyle de alakalı olduğu için gözün durması gerekir. Yani gözün numaralarının durması gerekir ki sizin yaptığınız müdahale kalıcı olsun. Şimdi büyüyen bir dokuya siz yaptığınız müdahaleyle daha sonraki büyümeler de onun üzerine ekleneceği için durmamış bir dokuda yani gözün gelişimi durmayan bir durumda siz tedavi ettiğinizde bu tekrar oluşacak demektir. Yani sonuç olarak gözün numarasının durması gerekir. Bu da genellikle 18-21 yaş aralığındadır. Ve 18-21 yaş aralığından sonra yıllık takipler sırasında yıllık 0.50'nin hatta yani bazen biz tamamen durmasını bekleriz. Hiç numara değişikliği yoksa 2 yıl arasındaki gözlük problemlerinde değerlerinde o zaman hastayı ameliyat edilebilir ya da işte operasyon yapılabilir bir gruba alırız. Yani ikinci şeyimiz daha çok şeyle ilgili, yaşla ilgili bir sınır. Daha sonra tabii kişinin korneanın yani gözümüzün korneasının çok ayrıntılı bir muayenesi gerekir. Nedir bunlar? Kornea topografisi dediğimiz ya da bunun yanında önce bir kornea topografisi, arkasından bir kornea tomografisi yapılarak hastanın gözündeki gözümüzün kalınlığı buna uygun mu? Ya da hastanın gözünde bir dejeneratif durumlar dediğimiz, özellikle keratokonus ve benzeri ilerleyici rahatsızlıkların olup olmadığını tespit eden sistemleri yaptıktan sonra hastanın eğer kornea yapımız da buna uygunsa o zaman yine artı bir puan alacaktır ve yine olmak için bir adaydır. Bunun yanında hastanın gözünün tabi göz kuruluğunun olmaması gerekir. Eğer göz kuruluğu belli bir şiddetin derecenin üstündeyse onu da bir sınıflandırıyoruz. Bu derecelendirmenin üzerindeyse o zaman yine hastayı değerlendirdikten sonra bu parametreyi de işin içine koyuyoruz ve göz kuruluğunun olmaması gerekiyor. Esas ana faktörler bu çerçevede değerlendirirken bu gözümüzle ilgili olan kısmı. Bir de gözümüzle ilgili olmayan ama bizim sistemik rahatsızlıklarımızla ilgili olan durumlar var. Mesela evet, hamile kadınlara yapamıyoruz. Emzirme döneminde, özellikle lohusalık döneminde yapamıyoruz. Onun dışında kişinin bir bağ doku hastalığı varsa, yani romatizmal bir hastalık varsa, bu tür durumlarda gözün vereceği cevabı bilemediğiniz için, öngörüde bulamadığınız için yine romatizmal hastalıklarda da refraktif cerrahi dediğimiz Excimer lazer tedavisini uygulamıyoruz. Tabii yine aynı şekilde hastanın diyabeti varsa ya kontrol altına alınamayan glokom dediğimiz göze ait göz tansiyonu durumu varsa yine bunlar da lazer yapmamıza engel teşkil eden durumlar. Bir de tabii yaşın alt sınırını söyledik ama üst sınırını da söylemek lazım. 45'inden sonra genellikle yakın görme problemi de olduğu için Excimer lazerle bir odağı düzeltebilirsiniz. Yani hem uzağı hem yakını düzeltme şansınız yok maalesef. Evet, buna değindiğimiz iyi oldu hocam. Yani tek bir. Bir tek odağı düzeltirsiniz. İşte normalde 40 yaşının altında uzak yakın diye bir problemimiz olmadığı için özellikle yani yakın presbiyopi problemi gelişmediği için onlarda sadece tek odak düzeltmeyle hastanın günlük problemini ortadan kaldırmış olursunuz. Ama 40 yaşından sonra uzak problemini çözdüğünüzde miyop bir hastada
bir yakın problemi ortaya çıkacak ya da hastanın hipermetrop bir hastada uzağı düzeltirken yakın numarasını sadece küçültmüş olursunuz. Yani ortadan kaldırmış olmazsınız. Yani bu şekilde değerlendirdiğimizde işte bütün bu tetkikler, muayeneler ayrıntılı bir şekilde yapıldıktan sonra genellikle hastaların isteği üzerine olan bu Alzheimer lazer tedavilerinin %50'sinde çoğu zaman tedaviyi yapamayız. Yani tedaviye uygun olmadığı için gözler yani ameliyat edilemeyebilir ya da operasyon yapılamayabilir. Evet, bu uygulama için demek ki başka hastalıkların da önemi var. Altını çizmiş kesinlikle olalım burada. Yani yani size bu şekilde başvuracak kişilerin bunları özellikle belirtmesi gerekiyor bu durumda. Tabii onları biz şey sırasında yani hastanın sorgulaması anamnezi sırasında zaten biz onları soruyoruz. Evet. Zaten onları not ediyoruz. Dediğim gibi bir checklistimiz var. Yukarıdan aşağıya hem muayenesi yapılacak, bütün tetkikleri yapılacak. İşte daha önceki hastalıkları sorulacak. Bütün bunlar yapıldıktan sonra kişinin kornea yapısı eğer düzgünse, uygunsa o zaman ancak ameliyata ya da işte operasyona alabilirsiniz. Hocam ameliyata geçmeden önce az önce hekimlerin genelde bu lazer uygulamasını önermediğinden bahsettiniz. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz? Yani son çare olarak gördüğünüz için mi? Diğer faktörler dışında? Şimdi aslında burada birçok konu var. Hekimler önermiyor derken yani burada bazı hekimler daha çok öneriyor olabilir ya da bazıları önermiyor olabilir. Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Birincisi bu tedavi bütün hekimler tarafından yapılamıyor. Çünkü bunun için refraktif cerrahi için bir ayrıyeten lazer olması gerekiyor. Alzheimer lazer çok yoğun ya da çok yaygın bir sistem değil. Biraz pahalı sistemler oldukları için herkes buna sahip değil. O yüzden de her hastanede, her klinikte bulamıyorsunuz. Onun için de bazen hekimler de bu konuda belki tecrübeleri olmadıkları için onlar da şey yaklaşabilirler. Ya da nasıl diyeyim? Hastayı zaten yapan hekimlere, bu konuda daha tecrübeli hekimlere yönlendireceklerdir. Ondan sonra ancak kişinin tetkikleri yapıldıktan sonra eğer yapısı uygunsa Alzheimer lazer tedavisi olabilirler. Peki ülkemizde bunun uygulanma sıklığı nedir? Normalde ne kadar yaygındır ve ne kadar süreli olarak kullanılıyor lazer uygulaması? Şimdi lazer uygulamaları tabii yani her yerde farklı olmasına rağmen teknolojinin gelişmesiyle lazer uygulamaları da yaygınlaşıyor. Yani giderek yaygınlaşıyor. Daha önce belki başka bir şehre gitmeniz gerekirken artık bulunduğunuz şehirde çok rahatlıkla lazer tedavisine ulaşabilir durumdasınız. Artık ülkemizde yaygın olarak Alzheimer lazer tedavisi çok rahatlıkla yapılabilmektedir. Yani teknoloji bunu biraz daha bize kolaylaştırıyor. Tabii artık Alzheimer lazer sistemleri de gelişiyor. Bundan tabii bunun biraz tarihçesinden bahsedecek olursak yaklaşık 40 yıl önce başlamış bir tedavi. Giderek kullandığımız cihazlar daha güvenli hale geliyor. Daha hızlı hale geliyor. Daha nasıl diyeyim fonksiyonlar, daha ekstra fonksiyonlar ekleniyor. Ve sonuç olarak bundan 20 yıl önceki baktığımız gibi bakmıyoruz. Bugün çok daha rahat, çok daha güvenli ve çok daha emin yaptığımız için bu teknolojik gelişmelerle birlikte o yüzden bugünkü sıklığı, Alzheimer lazer uygulama sıklığı daha fazla kesinlikle. Şimdi o zaman tedavi uygulama yöntemine gelelim. Nasıl uyguluyoruz biz bu lazer operasyonunu? Şimdi Alzheimer lazer tedavisi aslında uzun bir tedavi değil. Yani kısa süreli bir tedavi ilk önce. Dediğim gibi bu teknolojik gelişmeler süreyi de kısaltıyor. Daha önce bunları birkaç uygulama şeklinden bahsetmek lazım. İlk önce eğer kişinin, biz bazen gözünün yapısı uygun oluyor ama genel olarak, fakat kornea tabakasında bir incelik tespit ediyoruz. Öyle bir incelik tespit ettiğimizde bu hastaya PRK dediğimiz yüzeyel bir lazer tedavisi uyguluyoruz. Yüzeyel tedavi uyguluyoruz ki
ileride başka problemlere yol açmasın ya da işte gözü koruma maksatlı yüzeyel bir operasyon yapıyoruz. Onun arkasından bu tedavide çok kısa süreli bir tedavidir. Toplam 10 dakika sürer ya da sürmez. Sonuç olarak bir PRK ya da işte bu daha çok no touch olarak bazı cihazlarda isimlendiren yüzeyel ablasyon tedavisi çok kısa süreli bir tedavidir. Hasta ağrı ya da acı hissetmez. Zaten uyuştururken de lokal topikal anestezik dediğimiz damlayla uyuşturulup hasta çok rahatlıkla lazer odasına alındıktan sonra toplam 10 dakikalık bir süre içerisinde çok rahatlıkla bu tedavisini olup çıkabilir. Bunun yanında işte bu uygulama şeklinin yanında Excimer lazeri uygularken daha çok altın standart olarak da kabul edilen dünyada LASIK tedavisinden bahsetmek lazım. LASIK tedavisi dediğimizde daha konforlu bir tedavidir ve sonuçları daha kesindir. Ve hastanın görme kalitesi çok hızlı şekilde saatler içerisinde özellikle bir gece uykudan sonra normal hayatına dönebilecek şekilde hızlı bir şekilde oluşur. Onun için de LASIK tedavisi daha farklıdır. Daha önceleri bunu bıçaklı yapılırken artık yani gözün üzerinden ince bir tabaka kaldırılır ve lazer tedavisiyle bu tabakanın altındaki dokuda işlem yapılarak gözün yüzeyindeki rahatsızlıkları düzeltilir ve o kaldırılan kapaklı tabaka, flap dediğimiz kapak tekrar yerine yerleştirilir ve bu sistemi iki türlü yapmak gerekir. Artık daha önce dediğim gibi bıçaklı yaparken bugün artık lazer, femtosaniye lazer dediğimiz başka bir lazerle gözün üzerinde ilk önce bir kapak işlemi yaparsınız. Kapak işlemi yaptıktan sonra da bir başka yanındaki lazerle de gözdeki kırma kusurunu düzeltir ve sonuç olarak da bu da yine toplam 20 dakika içerisinde 15-20 dakikalık bir süre içerisinde zaman alan bir şeydir. Süreçtir. Bir operasyon sürecidir. O zaman hem kısa süreli hem de ağrısız, acısız basit bir operasyonla yapılabildiğinin altını çizmiş olduk buradan. Evet, yani hastalarımız ilk önce tabii ki bu Excimer lazer tedavisi bazen işte saniyeler içerisinde konuşuyoruz. Tedavi aralığı çok kısadır. Yani bir şöyle söyleyeyim ben size, 5 numaralı bir hastayı tedavi edebilmek için yaklaşık bir 10 saniye, 12 saniye içerisinde çok rahatlıkla tedavi edebilirsiniz bir hastayı. Fakat işte hastanın hazırlığı, işte lazere uygun halde yatırılması, hastanın işte yapıldıktan sonra damlayla uyuşturulması, hastanın bilgilendirilmesi, yapılacak istemli hastanın o arada tabii psikolojisi çok çok önemli. Onunla konuşuyorsunuz, işte hastayı rahatlatıyorsunuz, ondan bir ağrı duymayacağını, acı duymayacağını anlatıyorsunuz. Ama sizin böyle demiş olmanıza rağmen yani tabii ki tepkiler bazen farklı olabiliyor. İlk önce hastanın size çok güvenmesi gerekiyor. Evet. Ve genellikle hastalarımız bazen stresli olabilirler ama operasyon başladıktan sonra bittiğinde bitti mi gerçekten bu kadar mı diye yani kıyasladığımızda, diğer operasyonlarla kıyasladığımızda işte genel anestezi gerektirmeyen, sadece damlayla yapılan, damlayla uyuşturulan ve kısa süreli bir operasyonlardır. Yani sonuç olarak Excimer lazer operasyonları. Evet. Bu operasyon öncesi ve sonrası kişinin izlemesi gereken yollar nelerdi? Belki de özellikle sonrasından bahsedelim. Ameliyat sonrası hemen kurtuluyor muyuz mesela daha gözlükten? Daha çok tabii şeyle ilgili. Operasyona gelmeden önce biz hastalar bilgilendirilir bu konuda. Genellikle birinci gün muayeneleri yapıldıktan sonra aynı gün yapılmaz zaten şeyler, operasyonlar. En erken bir gün sonrasında operasyona randevu verdiğiniz bir hastanın ilk önce bir makyaj yapmamasını istersiniz zaten ki. Çünkü operasyon sırasındaki kirpiklerdeki ya da göz etrafındaki kapak kenarlarındaki partiküller dokunun içerisinde kaldığı zaman daha sonra bununla ilgili bir reaksiyon ya da bir nasıl diyeyim, enfeksiyon oluşturmasın maksatla ilk önce bir makyaj yapmamasını biz hastalarımıza tavsiye ederiz. Çünkü bir de makyajı temizlerken bu göz kapağımızı ovuşturmamız gerekir ki bizim bu lazerde en istemediğimiz şeydir. Gözün göz kapağının ovuşturulmaması.
O yüzden ameliyata gelmeden önce birincisi işte makyaj yapmaması, işte ortamdan çok etkilenmemesi için çok yoğun parfüm kullanmaması veya işte göz kapakları iyice yıkanmış bir şekilde gelmesi konusunda biz uyarılarda bulunuruz. Daha sonra operasyon sonrasında ilk operasyondan birkaç saat içerisinde hastanın gözünde yanmalar, batmalar, biraz sulanmalar olabilir. Bununla ilgili de zaten gerekli verdiğimiz ilaçlar vardır. Bu süreci daha kısa, Bir ilaç tedavisi uyguluyoruz. evet kesinlikle daha rahat geçirsin diye hastalarımız. Onun için bir ilaç tedavisi veririz. Bu ilk önce ilaçlarını kullanmalarını öneririz. Daha sonra gözlerine ovuşturmamalarını, gözünün üzerine yatmamalarını, ondan sonra yani travmadan gözlerini korumalarını ve ilaç kullanmalarını, işte yüzlerini yıkamamalarını ilk gün için önerdiğimiz şeylerdir. Fakat ilk bir günden sonra zaten hastamız çok rahatlıkla gündelik aktivitesine kavuşabilecek hale gelir. Yani görmesi normale gelir. Ondan sonra işte görmesi normale geldikten sonra gündelik aktivitesine çok rahatlıkla kavuşabilir hale gelir. Hocam Bu dönemde de kapatmıyoruz değil mi? Ameliyat sonrası açık hayır. bir şekilde devam ediyor. Normal gözü zaten açık bir şekilde devam eder. Çok nadiren bazen kontakt lens takabiliyoruz bir günlük süreli. Ondan sonra hasta gündelik aktivitesine katıldıktan sonra bu dönem içerisinde yaklaşık bir 15 gün çok yoğun makyaj yapmamasını istiyoruz ki eğer bu gözü ovuşturmaması için bir 15 gün süreyle bunu istiyoruz. Artı bir de su bizim için tabii önemli. Özellikle havuza girmek, denize Evet, girmek, doğru. bunlar da yaz mevsimindeyiz. Operasyondan sonra işte Biraz tatile uzak gitmek durmamız istiyorlar. gerekecek. Yaklaşık yine bir 15 gün içerisinde gözümüzü korumamız gerekiyor. Özellikle yurt dışından gelen hastalar var. Tabii Türkiye'de çok yaygın bir operasyon olduğu için çok yapıldı ve hekimlerimiz bu konuda tecrübeli olduğu için o yüzden yurt dışından yoğun bir talep var ve bu da tam yaz tatiline Denk geliyor. döneminde genellikle geliyorlar. İstiyorlar işte biz hemen lazerimizi olalım daha sonra tatile gidelim Tatilimize şeklinde. gidelim. Böyle bir şey olduğu zaman genellikle biz bazen tatilin sonrasına almak durumunda da kalabiliyoruz tabii operasyonu. Bu operasyon herhangi bir risk taşıyor mu kişiler için? Yani her operasyonda bir risk oranı vardır. O Ya açıdan soruyorum. sonuçta bu bir cerrahi operasyon. Yani işte hastanın gözüne işte ne bileyim bir fotoğraf çekimi gibi değil ya da bir nasıl diyeyim bir tetkik yaparsınız gözüne uyguladığınız bir ışık tutup da hastayı göndermiyorsunuz. Sonuçta bu bir operasyon ve operasyonun kesinlikle hem öncesinde hem sonrasında hem sırasında ciddi güvenlik şeyleri var. Nasıl Prosedür. diyeyim prosedürleri var. Bunun için ilk önce bu risklerden hastamızı oluşabilecek risklerden korumak için zaten muayene sırasında gözde oluşabilecek daha sonra bize problem oluşturacak rahatsızlıkları önceden tespit ediyoruz. Bu tür hastalıklarda mesela hastanın gözünde ciddi bir göz kuruluğu varsa bu operasyondan sonra göz kuruluğunda artma olacaktır. Onun için de belli limitlerden sonra onları yapmıyoruz. Ya da ne bileyim riskler derken daha önce gözdeki tomografiler, göz topografileri yaparak hastanın gözünde çok ayrıntılı bir şekilde gözü muayene ettikten sonra eğer dejeneratif rahatsızlıklar dediğimiz lazer yaptığımızda o hastalıkları tetikliyorsak o zaman biz zaten yapmıyoruz. Onun için de hastanın operasyon öncesi çok ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve bu operasyon yapılacaksa hastaya bunların izah edilmesi gerekiyor. Gerek. Hocam isterseniz bir kısa ara verelim, ardından devam edelim. Tabii ki. Reklamların ardından yeniden burada olacağız. Medikana Bursa Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam edecek. Medikana Bursa Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam ediyor. Olay Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Alzheimer lazeri konuşuyoruz. Operatör Doktor Adnan İpçioğlu'yla. Hocam,
Ameliyatın risklerinden bahsettik değil mi? Ne kadar güvenli bir operasyondur? Buna değinebilir miyiz? Şimdi halk arasında da çoğu zaman gerçekten de güvenli midir, değil midir ya da yaptıralım, yaptırmayalım konusunda ciddi tereddütler olan bir operasyon şeklidir. Aslında dediğim gibi 40 yıldan beri yani yapılan bir operasyondur. Çok yeni bir operasyon değildir. Tabii bunların değişik teknikleri var. Değişik teknikleri yeniymiş gibi sanki algılansa da bu operasyon yeni bir operasyon değildir. Ve lazerin bulunması yaklaşık bir 40 yıl olmasına rağmen yaklaşık lasik tedavisi dediğimiz yani bu konudaki altın standardın uygulanması yaklaşık 20 yıldan beri ülkemizde de başarıyla uygulanmaktadır. Ve bunun yanında yaklaşık 40 milyonun üstünde bütün dünyada 40 milyonun üstünde insan lazer tedavisi uygulanmış durumdadır. Yani sonuç olarak bu güvenli bir yöntemdir. Ve bizim burada kullandığımız teknikler olsun, kullandığımız cihazlar olsun zaten hem CE tarafından dediğimiz Avrupa Sağlık Kuruluşları tarafından ve FDA dediğimiz Amerikan Sağlık Örgütü'nün de onay verdiği sertifikalara sahip cihazlarla operasyon yaptığımız için ameliyat yeterince güvenli bir operasyondur. Yani bu operasyon böyle gizli bir operasyon değildir. Ya da işte işte Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de de bu şeylerin operasyonun yapılabilmesi için gerekli altyapının olduğu, var olduğu, gerekli işte ameliyathane standartlarının, cihazların gerekli sertifikaları Sağlık Bakanlığımız tarafından da denetlenir ve ona göre sertifika verilir ve ona göre ameliyathane ruhsatı verildiği için böyle zannedildiği gibi işte nadir yapılan, işte kimsenin yaptırmadığı ya da işte ruhsatsız bir işlenmiş gibi değildir. Ruhsatlıdır. Ondan sonra güvenli bir yöntemdir. Hem bizim Sağlık Bakanlığımız hem de dünyadaki bütün sağlık örgütlerinin onay verdiği bir operasyon olduğu için güvenli bir operasyon. Hocam aslında dediğiniz gibi yıllardır kullanılan güvenli bir yöntem. Biz sadece adını bilmiyoruz. Lazer olarak daha çok halk arasında geçer. Alzheimer lazer dediğimizde aynı lazer operasyonlarından evet, bahsediyoruz lazer aslında. Alzheimer işte göz çizdirme olarak evet. Halk arasında bazen söyleniyor. Ve Alzheimer lazer bunların hepsi. Evet. Güvenli yöntemlerdir bunlar. Evet, şimdi bu operasyonu geçirdik. Fakat sonrasında tekrarlama durumu söz konusu mu? Aynı rahatsızlık tekrar oluşması durumunda veya aynı operasyonu yeniden gerçekleştirebiliyor muyuz kişi üzerinde? Şimdi Alzheimer lazer operasyonu gözümüzdeki bazı standartları var dediğim gibi. Bu operasyon daha sonra tekrarlar mı? Şimdi eğer siz yani yaptığınız göz operasyonu yaptığınız göz refraktif gelişimini durdurduysa o zaman zaten tekrarlamayacaktır. Yani tekrar oluşmayacaktır. Fakat burada şöyle bir şey de var. Mesela hipermetroplarda ve astigmatlarda özellikle hipermetrop tarafında uyguladığınız lazerde biz hastalara zaten bunları belirtiriz ki bunlar yaklaşık hastaların belli bir kısmında %15-20'lik bir kısmında özellikle hipermetroplarda bazen regresyon dediğimiz geri dönüşler olabilir. Ama miyop hastalarında bu çok çok nadirdir. Miyop astigmatlarda çok çok nadirdir ama gözde refraktif kusura sebep olan mesela diyelim ki hastanın 45-50 yaşlarında tekrar bir katarak oluşumu başladığı zaman gözün numarasını da etkileyeceği için o yüzden tekrar bir görme problemi oluşabilir. Bu bir lazerin tekrar geri dönmesi şeklinde değil de yani refraktif kusurun başka bir rahatsızlıktan dolayı oluşumudur. Ama sonuç olarak şunu diyebiliriz. Tekrar regresyon olabilir ama bunlar kabul edilebilir. Çok düşük sınırlardadır. O yüzden de hastaya zaten bu daha önceden bilgi olarak verilecektir. Peki tekrarladığı zaman ne yaparsınız? Evet. Şimdi buradaki şey çok önemli. Kornea yapımız eğer bu operasyona uygunsa buradaki yaptığımız işlem Alzheimer lazerle kornea tabakasında bir düzleştirme ya da inceltme yapıyorsunuz. Eğer yeterince sizin bir kornea tabakasında aralığınız varsa o zaman bu operasyonu ikinci kez dahi uygulayabilirsiniz.
Peki çok mu uyguluyoruz derseniz, yani çok uyguladığımız söylenemez. Çünkü çok çok nadirdir. Yani hastaların tekrar regresyonları çok çok nadirdir. Ya da eğer hastada böyle bir numara dönüşü olduysa, ciddi bir numara dönüşü, başka bir rahatsızlığı altında aramak gerekir. Çünkü Alzheimer lazerde beklentimizin dışına çok çıkmaz. Yani güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Kesinlikle. Peki farklı rahatsızlıklar, örnek veriyorum, bu uygulamayı geçirdik, katarakt durumu çıktı. Farklı bir uygulamayla operasyon gerçekleştirebilir mi? Alzheimer lazer dışında. Şimdi aslında sorduğunuz soruda şöyle bir şey var. Yani halk arasında konuşulan şeylerden bir tanesi de işte bu lazer ameliyatını olduğunuz zaman katarak ameliyatı olabilir misiniz? Bizim yaptığımız lazer sistemi gözümüzün camsı tabakası dediğimiz kornea tabakasına işlem yaptığımız için bu kornea tabakasındaki yaptığımız işlem gözdeki başka oluşacak rahatsızlıkların tedavisine hiçbir zaman engel değildir. Sadece ilk önce Alzheimer lazer uygulamalarında başlangıçta çok yüksek numaralara yapılmıştır. Yani 10 numaralar, 15 numaralar yani çok üst yüksek numaralara yapıldığı için ve tabii bunun üzerinden uzun zaman geçmiş oldu şimdi. Ve bu hastalar artık 50'sinin üzerinde ve yüksek miyoptan dolayı da artık katarak oluşmaya başladılar. Bu hastalara yapılan katarak ameliyatlarında mercek hesaplamalarında bazı sapmalar olduğu görüldü. Bunun üzerine de işte yani katarak ameliyatından yani Alzheimer lazer ameliyatından sonra katarak yapılmıyor gibisinden ya da bir problem oluşturuyor gibisinden şeyler oluşurken burada görüldü ki göz içi mercek hesaplamalarındaki bazı sapmalar artık bunlar günümüzdeki yeni formülasyonlarla, yeni geliştirilen cihazlarla tamamen ortadan kalkmıştır. Hastanın daha sonrasında katarak olmasına, katarak operasyonu yapılmasına engel bir durum teşkil etmez. Peki bu uygulama için belli bir yaş sınırından bahsetmiştik. Evet. 45 yaş üstünde uygulanmayacağı gibi bir cümle kullandınız. Bu durumlarda hastalara farklı tedavi yöntemlerimiz var mıdır? Çünkü hastalık çok ilerlemiştir, gözdeki problem. Evet. Bir şekilde bunun önlenmesi gerekir. O yaştan sonra herhangi bir uygulama yapıyor muyuz veya ne uygulama yapıyoruz? Şimdi aslında kısıtlamalarımız derken, şimdi biz hastaları belli bir yaş aralığı verdik. Aslında 45 yaşından sonra yapılmayacak diye bir şey yok ama yaptığımızda başka seçenekler devreye giriyor. Farklı. Yani Alzheimer lazer değil de başka bir seçenek uygularsak daha çok fayda sağlayacağımızı düşünerek o zaman Alzheimer lazerden vazgeçip başka yöntemlere yöneliyoruz. Mesela 45 yaşına geldiğimizde başlangıçta söylediğim gibi gözümüzün içerisindeki doğal kendi merceğimiz hem saydamdır hem elastiktir. Bu yaşla birlikte bu elastikiyet bozuluyor dediğim gibi. O zaman da yakın görme problemimiz ortaya çıkıyor. Şimdi 45 yaşından sonra bu yakın görme problemini de ortadan kaldırmak için yani hem uzak gözlük problemimizi hem de yakın problemimizi ortadan kaldırmak için ne yapıyoruz? Bu sefer göz içi mercek operasyonları devreye giriyor. Yani Alzheimer lazeri yapamıyoruz anlamında değil, yapıyoruz fakat başka bir teknikle daha çok fayda sağlayacağımız için, tek operasyonla daha çok fayda sağlayacağımız için o zaman Alzheimer lazerden göz içi merceklerine yani akıllı merceklere dönme şansımız oluyor. Zaten bugün de özellikle katarak operasyonlarından sonra gözümüzün içindeki merceğimizin saydamlığı da bozuluyorsa, elastikiyetinin yanında saydamlığı da bozulunca bu sefer hastada katarak oluşması başlıyor. Ve bu katarak oluşmasında da yine ameliyat sonrasında eğer siz bir akıllı mercek uygulaması yapmadıysanız yine uzakta ve yakında bir problem oluşuyor. Yani bir refraktif bir problem, yani bir gözlük kullanma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Eğer kişi bunu da istemiyorsa katarak operasyonu sonrasında da yapılan akıllı mercek uygulamalarıyla yine hem uzaktan hem de yakın görme probleminden, gözlük probleminden kurtulmuş olabiliriz. Göz kuruluğundan da bahsedelim isterseniz. Bu uygulama için bir engel teşkil ediyordu değil mi? Göz kuruluğunun ortaya çıkması. Tabii belli bir dereceden sonrası. Göz kuruluğu nedir hocam? Nasıl ortaya çıkar? Şimdi göz kuruluğu dediğimizde
gözümüzün kendi kapağımızın içerisindeki kapağın gözün üzerinde çok rahat hareket etmesi ve gözümüzün devamlı ıslak kalması gereken bir doku olduğu için bir gözyaşı bezimizden ve gözümüzün etrafındaki küçük bezlerden de salgılanıyor. Gözyaşı sayesinde gözümüz devamlı ıslak kalmak durumundadır. Evet. Tabii bu birçok hastalıkla, yani ne bileyim işte kontak lens kullanımıyla, uzun süreli kontak lens kullanımıyla ya da uzun süreli bilgisayar kullanımıyla çalışma şartlarına da bağlı olarak ya da Sjögren sendromu dediğimiz romatizmal bazı hastalıklarda gözyaşı bezinin küçülmesinden kaynaklanan sebeplerle gözümüzde kuruluk oluşabilir. Göz kuruluğu oluştuğu zaman bu yara iyileşmesini geciktireceği için bu tür hastalarda, özellikle ilerlemiş vakalarda, göz kuruluğunun ciddi durumda olduğu durumlarda biz göz ameliyatlarını, Excimer lazer operasyonlarını zaten uygulamıyoruz. Şimdi ameliyattan sonra da, Excimer lazer operasyonlarından sonra da gözümüzün üzerindeki sinir lifi tabakalarının etkilenmesinden dolayı belli bir dönem bir göz kuruluğu dönemi geçiriyor. Hastaları zaten biz bunları gözyaşını, suni gözyaşı ile hastalarımızı destekleyerek bu süreci atlatıyoruz. Normalde yaklaşık bir ay, bir buçuk ay içerisinde bu süreç geçebiliyor. Bazen üç ay, bazen de altı aya kadar sürebiliyor. Bu tür durumlarda hastalarımıza özellikle gözyaşı preparatları dediğimiz gözyaşı preparatlarıyla hastayı destekleyerek gözündeki bu gözyaşı, göz kuruluğundan korumuş oluyoruz ya da tedavi sürecinde bunu da devam ettiriyoruz ve o konuda göz kuruluğunu tedavi ediyoruz. Peki. Hocam, bu Excimer lazer uygulamasının yan etkilerinden de bahsedelim mi? Herhangi bir yan etkisi bulunuyor mu bu uygulamanın? Şimdi Excimer lazer, yani sonuçta her şeyin faydasının yanında tabii ki yan etkileri de olabilir. Yine bahsettiğim gibi bu yan etkilerinden en çok rastladığımız göz kuruluğu dedik. Evet. Göz kuruluğundan korunmak için ameliyat sonrasında özellikle ilk işte 3 ay dönemde rutin olarak gözyaşıyla biz bunu desteklediğimiz için sinir lifinin tekrar oluşmasıyla birlikte göz kuruluğu problemimiz de ortadan kalkmış oluyor. Bir ikinci bir hadise işte yine anlattığımız gibi işte tekrar regresyon olabilir mi? Tekrar regresyon olacak olursa dediğim gibi ikinci bir operasyonla tekrar düzeltilebilir bir problemdir. Yine eğer hastamızın göz yapısı uygunsa ya da eğer daha önceden iyi tespit edemediyseniz dejeneratif bazı rahatsızlıklar vardır. Yani hastanın gözünde eğer keratokonus ve benzeri bir rahatsızlık varsa bunu operasyon bu rahatsızlığı tetikleyebilir. Bu tür durumlarda da hastanın operasyon sonrasında da yine yıllık takiplerini yaptırılması sırasında tespit edilen durumlara göre bunların tedavileri yapılacaktır yine. Hocam, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için, katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Olay Sağlık'tan bugünlük bu kadar. Yarın bir başka konuyla görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz. Medikana Bursa Hastanesi Olay Sağlık Programı'nı sundu.